sistemlerde diyelim. Aslına bakarsanız, yine aslına bakarsanız olur. Bunda soruyu unuttum. Devam ediyorum, OMI'dan devam ediyorum. Valla açıyı falan değiştirdin sanki. Kameranın yeri oynadı. Kopya çekiyorum diye. Üç, iki, bir. Bugün donanım hakkında konuşmaya biraz daha devam edelim istiyorum. Daha önce CPU hakkında konuştuk. Bugün memory hakkında biraz bilgi vereyim istiyorum. Bu donanım tarafını bitirelim ki daha sonra işletim sistemleri, uygulamalar hakkında konuşurken bu donanımın getirdiği avantajlar, performans, kapasite farklılıklarını daha rahat anlayabilelim istiyorum. O yüzden bugün biraz donanım konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi memory demek, veri demek. CPU'dan konuştuk. CPU nihayetinde hani bir hesap makinesi gibi düşünebilirsiniz. Sizin ne hesaplamak istediğinize bağlı. Veri olmadan bir anlam da ifade etmiyor. Bilgisayar içerisinde memory dediğimizde aslında orada RAM, disk, tape bunların veri barındıran bütün bileşenleri aslında burada bahsedebiliriz. Ama biz bugün bu RAM tarafından, Random Access Memory, kısaca da memory diyeceğiz ona, memory'den bahsedeceğiz. Çünkü asıl Power için, Power 10 için ve Power 11 için asıl farklılık memory'de. Memory neden önemli peki? Çünkü memory CPU'ya en yakın çalışan bileşen ve en yakın veri barındıran bileşen. Böyle olduğu için verilerinizi en hızlı işleme, en performanslı işleyebilmeyi sağlayan parça aslında burada memory. Ve burada bunun kapasitesi, güvenliği büyük önem arz ediyor. Ayrıca memory'nin getirdiği faydalardan bahsedeceğiz. Şöyle ki memory üzerinde bulunan veriyi işlediği üzere CPU, bunun ne kadar yakın, ne kadar hızlı, ne kadar performanslı ve ne kadar güvenli çalıştığı önem arz ediyor. Bu yüzden memory'deki teknolojilerden biraz bahsetmek anlamlı olacak. Bunu anlatabilmek için aslında sunucu üzerinde, bilgisayar üzerinde memory'nin nasıl çalıştığını belki biraz anlatmakta fayda var. Dediğim gibi CPU verinin bulunduğu memory'ye en hızlı şekilde erişmek ister. Oradan veriyi okuyup yazabilmek için memory'ye en hızlı, en güvenli şekilde ulaşabilmek ister. Power On'la beraber biz bu memory'ye erişim modelimizi değiştirdik. Normalde CPU üzerinde bir DDR protokolü adını verdiğimiz bir protokol ile işlemci memory'ye ulaşır. Bu protokol doğrudan CPU üzerinde çalışır. Okuma, yazma emirleri bu protokolle memory'ye ulaşır ve memory'de bu protokol üzerinden okuma, yazma emirlerini anlar ve hangi verinin nereye yazılacağını, nasıl yazılacağını bu protokolle karar verir. Tabii bunu yaparken işlemciden aslında sinyalin nasıl hareket ettiğini belki de anlayabilmek lazım. Sizin işlemci üzerinde bir okuma ya da yazma emriniz, bu bir elektrik sinyali olarak düşünün. İşlemciden çıkar, anakarta gelir. Anakart üzerinde belli bir mesafe kat eder. Daha sonra memory bacaklarından memory'e ulaşır ve memory üzerinde de DDR çipler üzerine yazma ya da okuma işlemini gerçekleştirir. Şimdi burada dediğim gibi bir sinyalden bahsediyoruz. Bu bir elektrik sinyali. Bu memory'nin ne kadar uzak olduğuyla ya da bu ne kadar hızlı memory'e eriştiğiyle alakalıdır buradaki performans. Çünkü bugün kullandığımız DDR5 protokolündeyiz bugün. Bütün üreticiler DDR5 protokolünü kullanıyor. Ve artık 6000-8000 MHz hızlarda bu sinyal işlemciden memory'e kadar ulaşıyor. Şimdi bunlar yüksek hızlar, oldukça yüksek hızlar ve bu hızlarda bu sinyallerin
bozulması, kaybolması gibi riskler de taşıyor. Power tam bu noktada bir farklılık getirdi. Çünkü baktı, fiziksel engellerle artık karşılaştığını gördü. Çünkü aslında 6000 MHz'lerin üzerine çıktığınızda ciddi bir sinyal kirliliği, sinyal gürültüsüyle karşılaşıyorsunuz ve işlemci ile memori arasında kaç kanal üzerinden memoriye ulaştığınız da önemli. Bu yüzden Power dedi ki burada bir değişiklik yapalım. Power 10'la birlikte biz OpenStack Memory Interface adında farklı bir protokol kullanmaya başladık. OMI kısa adı. OMI ile biz işlemci üzerinde bu protokolü çalıştıran devreleri değiştirdik. Artık DDR protokolünü değil, OMI protokolünü kullanmaya başladık. Bu bize ne getirdi? DDR de aslında güçlü ve güvenli bir protokol olmakla beraber daha da iyileştirilebilir olduğunu iddia ederek biz OMI teknolojisiyle daha kontrol edilebilir sinyallerle bunu yapmaya başladık. Bu anlamda işlemciden sinyaller OMI protokolünde çıkıyor. Anakart üzerinde yine bu protokolde devam ediyor. Bu arada yine DDR çipleri kullanmaya devam ediyoruz. Ama bunları memori modülünün üzerinde yapıyoruz. Memori modülünün üzerinde yine DDR çipleri çalışıyor. Bizim yalnızca aynı memori modülünün üzerine eklediğimiz bir küçük işlemciyle diyeyim, gelen OMI sinyalini memori üzerinde tekrar DDR protokolüne çevirip buradaki DDR çiplere okuma ve yazma yapıyoruz. Peki bu bize ne getiriyor? Az önce dedim ya, işte bu yüksek hızlarda sinyal kayıpları, sinyal bozulmaları işimizi ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Performansımızı etkiliyor, güvenliği etkiliyor, data kayıplarına kadar yol açabiliyor. Biz OMI kullanarak aslında bu hızları 6000-8000 MHz'lere çıkmadan bu performans ve kapasiteyi sağlayabileceğimizi gördük. Çünkü işlemci üzerindeki devreleri aslında bu protokol değişikliğiyle küçültebildik. Daha fazla veri yolundan ulaşabilmeyi sağladık. Standart işlemciler üzerinde 8 kanaldan siz memoriye ulaşırken biz Power 10 ile 16, şimdi Power 11 ile, Power 11'e dair belki de ilk söylediğimiz şeylerden biri olacak bu, ama 32 kanaldan memoriye ulaşabileceğiz. Bu çok ciddi bir bant genişliği demek. Bu kadar bant genişliğiniz olduğunda 6000-8000 MHz'lere çıkmanıza gerek yok. Power 11 üzerinde maksimum biz 4800 MHz gibi bir hızda çalışıyor olacağız örneğin. Ve bu sayede daha temiz, daha güvenli sinyallerle memoriye ulaşıyor olacağız. Ayrıca OMI teknolojisinin bize getirdiği avantajlardan biri de şöyle. Memori üzerinde bu protokolü, elbette az önce bahsettiğim buffer chip ya da dönüşüm işlemcisi diyeceğimiz bir küçük işlemciyle kontrol ediyoruz artık sinyalleri. Bu nedenle gelen sinyal daha temiz, daha güvenli bir şekilde geldiği gibi ben artık memori modülü üzerinde de bunu daha rahat kontrol edebiliyorum. Daha fazla DDR chip kullanarak, yedek DDR chipler kullanarak daha güvenli bir hale getiriyorum. Ve bu sayede de memoride ihtiyaç duyulan güvenlik ve performansı sağlayabiliyorum. Teknolojik anlamda memori mimarisinde önemli bir sıçrama diyebiliriz. Tam burada biraz CPU'ya geri döneceğim ama biraz tarihine baktığımızda Power adına bunu rahatlıkla aslında hesaplayabilirim. Power 4 ile Power 10 arasındaki performans artışına şöyle bir baktığımızda, başladığı yerden bugüne Power 4 ile Power 10 arasında yaklaşık 110 kat, bazı değerlendirmelere göre de 150 kat bir performans farkı var. Yani Power 10'un performansı Power 4'e göre 150 kat daha fazla. Bununla beraber
sistemlerin toplam performansı o sistemin parçalarının içerisindeki en düşük performans gösteren komponentin performansıyla aslında doğru orantılıdır. Bu anlamda memory maalesef aynı zaman içerisinde işlemci kadar performans artışı yaşayamadı. Memoriler üzerindeki biz bugün DDR5 memory kullanıyoruz. Buradaki performans artışı başladığı günden bugüne ya da aynı dönem içerisinde sadece 60 kat gibi bir performans artışıydı. Memory teknolojisindeki performans artışı CPU ile paralel olmadı. Dediğim gibi CPU'lar en azından power sunucusu, power işlemcisi 150 kat performans artışına görürken memory üzerinde sadece 60 kat arttı. Bu da aslında CPU üzerinde getirdiğiniz performans avantajlarını kullanamamanız demek oluyordu. OMI bizim CPU ve memory performanslarını paralelleştirmemizi sağladı. Bu sayede sistem toplam performansında bütün komponentlerinden birbirine yakın, birbiriyle eş performansta çalışır hale geldi. Bir sistemde aradığınız ideal performans bu komponentlerin birbirleriyle uyumlu çalışabilmesine bağlıdır. Bu yüzden biz OMI'yi kullanarak sadece buradaki hızıyla değil bant genişliğini arttırmak suretiyle toplam performansı işlemciyle birlikte performansını beraber arttırabildik. Bu da işlemciyi ya da sunucuyu belli bir performansa getirmeniz elbette uygulamalarınızı nasıl çalıştırdığınıza da yansıyor. Biz uygulamaları daha verimli, daha performanslı ve daha güvenli çalıştırabilir olduk. Buna ilave olarak da aslında memory modülü üzerine yerleştirdiğimiz OMI çipi, OMI işlemcisi sayesinde bu memory modülü üzerinde farklı teknolojileri de sunabilir hale geldi. Bunlar işte hata düzeltme teknolojileri olabilir ya da persistent memory adını verdiğimiz sadece artık power'a unique olan bir memory özelliği olabilir. Bu gibi avantajları uygulamalara getirir olduk. Uygulamalar hakkında detaylı konuşmaya başladığımızda bu teknolojinin uygulamaya getirdiği avantajları daha detaylı konuşuyor olacağız. Ama OMI özellikle SAP iş yüklerinde ve veri tabanı iş yüklerinde oldukça önemli performans kapasite avantajları getiriyor. OMI bizi bir çekirdeğin, işlemci üzerindeki bir çekirdeğin adresleyebildiği memory miktarı ya da bir soketin adresleyebildiği memory miktarı anlamında power'ı oldukça farklılaştırıyor. Rakipleriyle arasındaki farkı önemli bir şekilde açabilmesini sağlıyor. Ve nihai olarak hani bu uygulamalara getirdiği performans avantajı diye bahsediyoruz ama yeni nesil uygulamalar daha fazla işlemcinin memory ile yakın olmasını gerektiriyor. Bugün yapay zeka uygulamaları dediğimiz zaman evet çok büyük verilerin çok hızlı şekilde işlenmesini gerektiriyor. Bugün kullanılan LLM'ler, yapay zeka uygulamaları burada çok büyük verileri işlemciyle çok yakın ve hızlı çalıştırabilmenizi gerektiriyor. Bu anlamda da önümüzdeki videolarda aslında bundan da bahsedeceğiz. Yapay zeka için gerçekten GPU kullanmamız gerekir mi? Yoksa GPU kullanmaksızın da bunu yapabilir miyiz? Bunun cevabını bulacaksınız. Ya da hangi uygulama için bu OMI'nin getirdiği farklılık SAP için, Oracle için nasıl olacak? Bunların cevabını bulacaksınız. Evet, daha önceki videolarda biraz da heyecandan olsa gerek ben bahsetmeyi unuttum ama sonuçta bu bir YouTube kanalı. Bu kanala abone olmak, takip etmek isterseniz bu bizi çok sevindirir. Burada ileriki videolarda
Power hakkında ve Power 11 hakkında gelecek, duyurulacak, sızdırılacak bir takım bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu anlamda takip ediyor olmanız bizi çok sevindirir.